Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli tinozur görüşler. İstiklal günlüğü haberlerimizi görüşenlerden kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki buluvatkan kün tertiptiki haberlerini huzuruna sunumuz. Kınemizde dıktanlar ekranımız olsun. Şarkı Türkistan üçün yüzlerce kilometre yol yürüdü. Xitayning Sharqi Turkistonda Uyg'urlarga qarshi elib berayotgan qattiq besimining oyog'lishi uchun 12-ning 1-chi kuni Istanbuldan Anqaraga qarab yo'lga chiqqan Alshidin Erkin bilan Eli Zulfiqar 148 km yo'l ma'ngab 4-chi kuni Sakaryaga yetib bordi. Ularning maqsadi Xitayning Sharqi Turkistonda elib berayotgan eg'ir zulmiga va inson haqlarini dafsanda qilganligiga norozilik bildirish bo'lib, ular bu harakati orqali Xitayning chekidan oshgan razil qilmishlarini fosh qilish orqali Türkiye hükümeti ve halkının dikkatini kozgaşını maksat kılgan. O, 2 yaş Şarkı Türkistan ve Türkiye'nin bayrağını kötürüp mangan bulup, onlar muhbirlerinin sorgan suallarına biz ta ki derdimizini anlatıkçı yürüyüş kılımız deyip cevap verdi. Bizim bu yürüyüşümüzü başlatmamızın amacı Doğu Türkistan'daki mazlum ve suçsuz yere kamplarda, Nazi kamplarında yatan 3 milyon Doğu Türkistanlı'nın sesini duyurmak. Ve buradan Ankara'ya yürüyüp Ankara Büyük Millet Meclisi'nde Sayın Cumhurbaşkanımızdan randevu ile görüşmek. Dileğiyle buradan gidiyoruz. Erşidin Erkin sefer ceryanında muhbirlerinin suallarına cevaben bizning maqsadimiz Xitayning Sharqi Turkistondagi atalmış tarbiyalash markazi deb atalgan jazo lagerlarida Xitoylar tomonidan nohaq tutqun qilinib azob chekayotgan 3 milliondan ortiq Uyg'ur xalqining faryodini butun dunyoga anglatish uchun deb javob berdi. U so'zini davomlashtirib, biz Turkiya va dunyodagi barliq musulmon va turk qarindoshlarimizning Xitoyning Sharqi Turkistonda elib berayotgan chekidan oshgan zulmiga sukut qilmasligini, Sharqi Turkiston xalqiga yordam qilishini umid qilamiz. Bizning mundaq safar qilishimiz oson emas, ammo bizning safar jarayonida tortgan qiyinchiliklarimizdan ishg'ol ostidagi vatanimizda ingrayotgan xalqimizning ko'rayotgan kulfati necha hissa og'ir. Biz bu safarimizni toki hech qanday gunohi bo'lmagan ahvol ostida majburiy holda tutqun qilinib, lagerlarda azob chekayotgan begunoh xalqimizning dardini anglatqicha davomlashtiramiz. Bu yo'lda o'lsakmi orqamizga qaytmaymiz degan Erşidin Erkin bilen Eli Zulfiqar sefer ceryanıda nagili barsa Türk halkı tarafından karşı elinip kütüvelindi ve yardımına erişti. Sakçılarımı onlarını kütüvelip hal sorudu hem de mihman kıldı. Erşidin Erkin muhbirlerinin suallarına Türkiye'ye bek hürmetimiz var, Türkiye bizge işçilerini içip verdi. Bizge iyi buldu, Türkiye'nin bunun din kimi bizge iyi buluşunu, Xitay'nın Uyghurlarına yürgüzüvatkan zulmüge karşı bizge yardım kılışını ümit kılımız dedi. Eli Zulfiqar muhbirlarının sorgan sualıga cevap verip, hiç kandak günahı bulmagan milyonlarca halkımız yıllardan buyan Xitay'nın ceza lagerlerde nahak halde yatmakta. Biz onlarının avazı bulumuz, şunun için Allah Ta'ala bizge kançilik küç kuvvet verse, ta ki şu küç kuvvetimiz tüyüge, biz bu seferimizi devamlaştırmamız deyip cevap verdi. 1986'da Doğu Türkistan ürüntüde doğdum. Kendi topraklarımızda Türk'üm, Müslüman diyemedim büyüdüm. Şimdi İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüş yapıyoruz. Bu yürüyüşteki amacımız kendi topraklarımızdaki şu zulümde kalan Uygur Türklerine ses ve destek olması için onların derdini tüm dünya anlatmak için gidiyoruz inşallah. Trump Xitoydagi kishilik huquq masalasida qattiq qo'l bo'lishga chaqirildi. 5 noyabr Amerika ovozi xabarida bildirilishicha, Xitoyning Sharqi Turkistonda elib berayotgan insoniy dafsandachiliklari irqiy qirg'in qilish darajasiga yetgan bugungi kunda Amerika Kengash palata a'zosi Trump hukumatini Xitoyga qarata qattiq qo'l bo'lishga chaqirdi. Demokratlar partiyasi Kengash palata a'zosi Edward J. Markey Amerika Avam Palatası Taşkı İşlem Münasifet Komitesi'nin Asya Tiniç Okyan Şöbüsü'nün Seyşembe günü Xitay'daki insani depsendicilik hakkıda içilgan ispat anlaş yığında söz kılıp, bizdek yukarı derecelik emeldarlarının Xitay'a besim işiltişi evvel prezidentin başlanışı gerek.
Çünkü prezident işxanası bizni kollab vermese, kişilik hukukunu qoğdaşta amansız kalemiz digerlerini bildirgen. İspat anlaş yığındı yana prezident Trump'nın G20 yığılışıda Xi Jinping bilen körüşkende Xitay'dan Şarkı Türkistan'da netçi milyon Şarkı Türkistan halkını sebepsiz lagırgı tutkun kılgallıqı hakkıda söz kılgan ya ki kılmağallıqı meselesi mi sual şekilde otturuk kuyulgan bolsa mı bırak sual cevapsız kalgan. İspat anlaş yığındı yana prezident Trump Xi bilen körüşkende kişilik hukuk meselesini otturuk koyup, Xitay'a Amerika halkarada özünün kişilik hukuk sahasındaki yetekçilik oranını cari kıldırış yolu da bedel töleşki tayyar işkerlikini bildirişi kerek idi diyen sözler otturuk koyuldu. İspat anlaşığın yana Amerika hükümeti Amerika'da yaşavetip Xitay'nın her hıl tehditleri duçkili batkan Uyghurlar ve ondan başka lagırdan kutulup başka devletlerde yaşavetkan Uyghurlarga elçihanı arkalık yardım kılış kerekti ki, Xitay'nın Şarkı Türkistan'da elip beribatkan lagırga tutkun kılış kılmışlarını tepsili ilgileş hem de Xitay'ın Şarkı Türkistan halkını bastırıştın vazgeçküzüş üçün barlık halkaradaki güçlerini birleştirip işkisiliş tekitlendi. Haluvan teşkilatı'dan bir hay'at Şarkı Türkistan Mağrıfı Hemkarlık Cemiyeti'ni ziyaret kıldı. 5 dekabr Malaysiya Haluvan Teşkilatının reisi Nurdun Indut Efendi başçılığındaki bir hay'at Şarkı Türkistan Mağrıfı Hemkarlık Cemiyeti'ni ziyaret kıldı. Mehmanlarını Şarkı Türkistan Mağrıfı Hemkarlık Cemiyeti reisi Koşumçu Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliği reisi Hidayetullah Oğuzhan kütüb aldı. Hem de mehmanlarga Xitay'nın Şarkı Türkistan'da elip beribatkan irqi qırğın qılış siyasati ve sebepsiz lagırlarga tutkun qılış ahvallarını tanıştırdı. Hidayetullah Oğuzhan ziyaret kelgen mehmanlar bilen ta'lim terbiye ve ixtisaslıklarını yetiştiriş cihatlarda müzakere elip bardı. Hem de iki taraf öz ara hemkarlaşıqı kilişti. Hidayetullah Oğuzhan Malaysiya'dan Türkiye'ye okuşu kelgen okuğuçlarının okuş işlerine yardım kılıdığan Malaysiya'da okuvatkan Uyghur okuğuçlarına Haluvan Teşkilatı yardım kıldığan boldı. Xitay'a takabül turuşunu maksat kılgan Amerika, Japonya ve Hindistan 3 devlet hemkarlığı şekillendi. Erkin Asya Radyosu'nun haberde bildirilmişçe Amerika, Japonya ve Hindistan Hindi Tiniç Okyan rayonunun bihaterlikini koğdaş üçün birlikte hareket kıldıken. Bu vakti ilan kılınan haberlerden karganda Amerika Prezidenti Donald Trump, Hindistan Başministeri Modi ve Japonya Başvaziri Shinzo Abe Argentina'daki G20 devlet başlıkları yığınında ayrım uçuruşup yukarıdaki bu hemkarlık üstüde söhbetleşken. Japonya Vakti Gezeti ve Hindistan Vakti Gezetleri bu haftaki haberleri de bu üç devletinin öz ara hemkarlıkı türtkü bulan amelinin enikli Xitay ikerlikini bildirdi. Haberlerde eğitilişe üç devletinin İngiliz tildeki namlarının baş harfleri bilen Jai Grupsi deb atılgan bu hareket Xitay'nın Hindi Tiniş Okyan rayonundaki kengayma çelikige orta karış duruşunu maksat kılgan. Reuters'ın haber kılışça, Seyşembe günü Amerika Taşkı İşler Ministeri Mike Pompeo Brüssel'de Avrupa devletlerinin taşkı işler rehberleri bilen uçuraşkan. Umu Prezident Trump'ın Xitay, Rusya ve İran'ı çekleş üçün yeni bir dünya tertipi şekillendiriş üçün hareket kılıvatkallıkını etkan. Taşkı İşler Ministeri Pompeo sözü de, biz uçuk aşkara adil ve erkin devletlerinin dünyasını saklap kılış, koğdaş ve onu kollaş üçün hareket kılıvatımız digen. O sözünün devamında Xitay'ın Amerika başçılığındaki ticaret sistemisi ve başka gelişimlerden faydalanıp ketibatkanlığını mı tilga aldı. O sözü devamında Xitay'ın Amerika başçılığındaki ticaret sistemisi ve başka gelişimlerden faydalanıp ketibatkanlığını mı tilga aldı. Hem Amerika Prezidenti Trump'ın hazır bu ahvalga hatim beriş üçün Dünya Bankası ve Xalqara Pul Muameli Fondu Qatarlıq oğrullar bilen görüşüp, onların Xitay'a kariz vermesindeki davet kılıbatkanlığını bildirdi. Xitay kişilik hukuk mutaxassislarining Sharqi Turkistonni ziyorat qilish talabini rad qildi. 5 dekabr Amerika ovozi xabarida bildirilishicha, Xitay Germaniya kishilik hukuk mutaxassislarining Sharqi Turkistonni ziyorat qilish talabini rad qildi. Germaniya kishilik hukuk mutaxassisi Kofler seyshanba kuni muxbirlarga Xitay bilan Germaniyaning yil oxiridagi kishilik hukuk dialog ishlariga tayyorlik qilish uchun Sharqi Turkistonga berib tekshirish elib berish talabi Xitay tarafidan rad qilinganligini, bundan keyin mo Sharqi Turkistonni ziyorat qilish talabini doim o'ttirib qo'yadiganligini bildirdi. Xabarda yana Birlashgan Millatlar Tashkiloti kishilik huquq ishlarining oliy darajalik mutaxassisi Michel Bachelt
Janvardagi muxbirlarni kutib olish yig'inida so'z qilib, o'z ishxonasidagilar Sharq Turkistonga berib tekshirish olib berib, Xitoyning Uyg'urlarni lagerlarga tutqun qilishdan iborat kishini andishiga soladigan ahvolni amaliy tekshirish yo'lida izlanayotganligini bildirdi. Shahid Abdulkarim Abduvali Qarimning g'oyibona jinoza namoziga taklif. Turkiyada faoliyat olib berayotgan Sharq Turkiston ulamolar birligi Xitoy turmasida shahid qilingan Shahid Abdulkarim Abduvali Qarim uchun g'oyibona jinoza namozi o'rinlashtirdi. Sharq Turkiston ulamolar birligi tomonidan e'lon qilingan chaqiriqda munolar tilga olindi. Sharq Turkiston xalqining faxrli o'g'loni yorqin va o'tkir nutqlari bilan xalqimizning yo'l boshchisi Komünist işgalcilerinin közüge kadalgan mih bulgan Şehit Abdülkerim Abdüveli zalim komünistler tarafından Allah'ın dinini yetküzüş, davet kılıç cinayeti bilen 28 yıldan beri onlarının karangu türmesi de imani ve vicdanı bilen müstemlikigi bir minut mu tiz pükmesin kaddini tik tutkan halda tecavüzcilerinin onu boysunduruş ham hıyalını soğu çılaştırıp merdanı halette 2017 yılının ahırları türmede şehit kılındı. Allah merhumning joyini Firdevs jannati qilsin va oilasiga shunaqla butun Sharq Turkiston xalqining bu musibatiga sabr taqat ato qilsin. Merhum ustozning g'oyibona jinoza namozi 2018 yil 12-ning 7-chi kuni juma namozidan keyin o'qildi. Barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizni vaqtida kelib qatnashishga alohida chaqiriq qilamiz. Hurmat bilan Sharq Turkiston ulamolar birligi, Sharq Turkiston tashkilotlari birligi. Cinazı namazı okuladığan oğrunun adresi İstanbul Küçükçekmece, Sefaköy Gültepe Mahallesi'deki Fatih Camisi'de. Hürmetli televizyon görüşler, şunaklı bir günkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki haberimizi görüşürüz. Eserlerine Cenab-ı Allah'a tapşırmız. Şunaklı program ahırda ekran arasındaki varlı hizmettaşlarımıza köptün köp rahmet eğitimen. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.